Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlerin de severek izleyeceğini düşündüğüm trileçe tarifi olacak. Ben karamel sos kullandım. Gerçekten tam ölçülü ve nefis oldu. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum çok bekletmeden. 4 tane yumurtam var. 1 su bardağı toz şekerim var. Birer paket vanilya kabartma tozu. 1 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı tepeleme un ekleyeceğim üzerine. Bu arada benim yumurtalarım küçük olduğu için ben 4 yumurta kullandım. Yumurtalarınız daha büyükse 3 yumurta da yeterli olacaktır. Şimdi yumurtalarımı derin ve geniş bir kasenin içine alıyorum. Üzerine şekeri ekliyorum. Ve güzelce çırpmaya başlıyorum. Bu tatlının en önemli püf noktalarından biri yumurta ve şekeri uzun uzun, iyice böyle mayonez kıvamında, beyaz bir kıvam alana kadar çırpmak. Çünkü pandispanya yapısında bir kek oluyor alt kısmı. O yüzden de çok iyi çırpmak gerekiyor. Çırparken böyle sağa sola doğru oynatırsanız blenderı içine hava hapsetmiş olursunuz. O yüzden uzun uzun böyle sağa sola hareketler yaparak çırpmaya devam ediyoruz. Bakın beyazlaşmaya başladı. İstediğim kıvama geldi. Artık çırpmayı bırakabilirim. Şimdi unumu, kabartma tozumu ve vanilyamı eleyerek ekleyeceğim bu karışımın içine. Artık mikser kullanmayacağım. Güzelce eliyorum. Elerken de havalanmış oluyor unum. O da kabarmasına yardımcı olacak. Normal keklerde de çırpmaya ve bu unu elemeye dikkat ederseniz daha güzel, daha puf puf kekleriniz olacaktır. Artık bir spatula ile karıştırmaya başlayabilirim. Şöyle katlaya katlaya alttan üste doğru. Ben buraları hızlandırdım sıkılmayın diye ama oldukça yavaş yapıyorum aslında. Dikkatli bir şekilde alttan üste karıştırıyorum. İçindeki topakların hepsi gidene kadar bu karıştırma işlemine devam edeceğim. Lütfen siz de bu işlemi böyle yavaş yavaş sabırlı bir şekilde yapın. Çünkü burada mikser kullanırsanız gerçekten pandispanyanız söner. Bu arada pandispanya demişken bu verdiğim ölçüyle pandispanya da yapabilirsiniz. Yani yaş pastaya çevirebilirsiniz daha sonradan onu. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Artık istediğim hal almaya başladı. Topaklar gitmeye başladı. Çok minik topaklar kalabilir. Onlar pişirken açılacaktır zaten puf puf diye kendi kendilerine. Ama tabii daha sıkı topakları mutlaka açın önceden. Şimdi fırın kabım var. Şöyle dikdörtgen bir kap kullanıyorum. Yağlama gereği duymadım. Tabii yağlayabilirsiniz. Harcımı onun içine aldım. Şöyle eşit olarak her yere dağılsın diye elimle düzeltiyorum. Ve bir iki kere şöyle hızlıca vuruyorum tezgaha ki içindeki hava kabarcıkları çıksın diye. Bazen yorum olarak yazıyorsunuz bana vurmayın diye daha iyi kabarır diye. Bu yanlış bir şey. Bunu vurmak gerekiyor ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Şimdi artık fırınımı alabilirim. Önceden ısıttığım 170 derecedeki fırını alıyorum. Üzeri böyle pembeleşene kadar pişiriyorum. Benimki yaklaşık 35-40 dakika sürdü ama fırından fırına değişebilir. Hemen kekimi soğumaya bırakıp 1 su bardağı toz şekerimi şöyle çelik bir tavanın içine alıyorum. Karamel yapmaya geçiyorum artık. Kaşık kullanmayacağım ilk başta. Bakın hemen böyle şeker erimeye başlayacak kendiliğinden. Şöyle biraz karıştırabilirim artık. Şekerimin hepsi istediğim renge geldi. Ama henüz hepsi erimedi. Gördüğünüz gibi kıvamı da biraz koyu. Şimdi işte istediğim kıvamda hem şekerlerim eridi hem akışkan bir kıvam aldı. Artık bir yemek kaşığı tereyağımı ekleyebilirim içine. Tereyağımı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağımı eritiyorum. Homojen bir kıvam alana kadar böyle karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada ilk aşamada şekeri eritirken arada bir ocaktan alın, öyle karıştırın. Çünkü yanmasını istemiyoruz ve hızlı yanan bir şey. Aslında kolay görünür karamel yapımı ama o kadar kolay değildir. Tereyağım da eridi. Bir paket kremamı üzerine ekliyorum. Kremayı eklediğiniz anda içindeki şeker kas katı bir hal alacak. Hiç korkmayın, sakın olmadı diye atmayın. Çünkü bu zaten olması gereken durum. Karıştırdıkça, krema ısındıkça o katılaşan şeker tekrar eriyecek ve karamelimiz hazır hale gelecek. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra şekerimin erimesine yardımcı oluyorum.
erimek üzere artık. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu karameli bu arada başka tatlılarda, pastalarda, kurabiyelerde, keklerde, her şeyde kullanabilirsiniz. Karamelim artık hazır. Şekerim eridi. Ocaktan aldım. Şu an sıvı bir kıvamda. Bu sizi yanıltmasın. Çünkü bekledikçe koyulaşacak. Şimdi soğuması için bir cezvenin içine aktaracağım. Birazdan soğuduktan sonra kıvamının nasıl koyulaştığını göreceksiniz. Karamelimi soğumaya alıyorum. Şimdi sütlü şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. 3,5 su bardağı sütüm var. Yine 1 paket kremam var. İçine ekliyorum. Sütü 4 su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben 3,5 ekliyorum. Ve bu şekilde tam geliyor. 3 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum içine. Şimdi karıştıracağım şeker eriyene kadar. Bu arada sütüm ve kremam sıcak değil. Sütüm oda sıcaklığında, kremam soğuk. Onu bir söyleyeyim, ısıtmanıza gerek yok yani. Şekerim eriyene kadar bu karışımı karıştırmaya devam ediyorum. Artık fırından aldığım kekim bu arada soğudu. Çok soğuk değil ama oda sıcaklığına yaklaştı. Sıcakken dökmüyorum yani. Artık sütlü şerbetimi kekimin üzerine dökebilirim. Bu arada keki delmeyi unuttum. Şerbeti çekiyor gördüğünüz gibi ama her yerine şöyle bir kürdan yardımıyla delikler açarsak şerbeti daha iyi çekecektir. Her tarafını deliyorum. Ondan sonra bütün şerbetimi yavaş yavaş bir kepçe yardımıyla ekleyeceğim kekimin üstüne. Bunun yapısı gereği bayağı sütlü. Yani sütün içinde yüzen bir kıvamda oluyor neredeyse. O yüzden ilk defa yapıyorsanız eğer korkmayın niye bu kadar sütlü oldu diye. Olması gereken bu normalde. Bütün sütümü ekleyeceğim. Bu tatlının aslında orijinalinde 3 süt kullanılıyor. Manda, keçi ve inek sütü. Ama tabii biz evde yaparken 3 ayrı süt bulmakta zorlanacağımız için direkt inek sütüyle yapıyoruz. Oldukça da lezzetli oluyor. Ben yemeden önce ilk başta çok bana sıcak gelmemişti açıkçası sütün içinde yüzdüğü için ama tadına baktığımda bayıldım. Benim favori tatlılarımdan biri oldu diyebilirim. Bütün sütümü ekledim. Artık krem şantimi hazırlayabilirim üstü için. Şöyle 1 su bardağına yakın soğuk sütüm var. Süt soğuk olmalı. Bir pakette toz krem şanti koyacağım üzerine ve çırpıp istediğim kıvama gelene kadar karıştıracağım. İsterseniz krem şanti kullanmadan yapabilirsiniz. Direkt üzerine karamel sos koyabilirsiniz ama bence bu şekilde daha güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Krem şantim istediğim kıvama geldi. 2 yemek kaşığı kadarını ayıracağım. Daha sonra onunla üzerini süsleyeceğim çünkü. Kalanını şimdi sütünü hafifçe çeken tatlımın üzerine dikkatlice yayacağım. Burada artık kekimiz çok yumuşak çünkü bayağı süt ekledik içine. O yüzden lütfen krem şantiyi sürerken dikkatli olun. Şöyle dikkatlice her yerine yayıyorum. Çok da düzgün olmasına gerek yok. Üzerine nasılsa sos gelecek ama gene de olabildiğince düzeltelim. Bu arada krem şantiyi yaydıktan sonra karamel sosu dökeceğiz ama karamel sosu önceden hazırlayalım ki biraz soğusun. En azından oda sıcaklığına gelsin. Çünkü çok sıcak olursa hem dalga dalga durur hem krem şantiyi biraz eritebilir. Hiç hoş durmaz. Onu da hatırlatayım tekrar. Artık krem şantimi de düzelttim. Karamelimi dökmeye geçebilirim. Bakın kıvamı oldukça koyulaştı ilk ocaktan aldığım haline nazaran. Ben bol karamelli sevdiğim için bütün hazırladığım karameli döktüm. Siz daha az da dökebilirsiniz. Yarısını başka tatlılar için ayırabilirsiniz. Şimdi birazcık izin vereceğim karamelimin daha da soğumasına. Çok fazla değil, bir 5-10 dakika. Aslında beklemeseniz de olur ama ben bekliyorum. Ondan sonra o ayırdığım 2 yemek kaşığı krem şantinin içine azıcık soğuk su ilave edip çırptım. Şöyle akışkan bir kıvama getirdim ve onu sıkıyorum tatlımın üstüne böyle şeritler halinde. Sonra kürdanla böyle süslüyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bence çok güzel duruyor. O yüzden tavsiye ederim. Tatlımı süslüyorum. Artık buzdolabına gidip soğuyup servis edilmeye hazır. Bir gün bekleyince bence daha güzel oluyor. Ben bekletmedim. Aynı gün içinde hemen size göstermek için hızlı hızlı hareket etmeye çalıştım. Ertesi gün daha güzel oluyor. Hemen şöyle içini de göstereceğim.
Artık servise hazır tatlımız. Umarım hoşunuza gider ve videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız ayrıca beni mutlu edersiniz. Beni Instagram'da da Happy Foods adıyla takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.